Ne düşünüyorsun anne? Hiç, sıra bize geldiği için biraz heyecanlıyım. Tanımadığım bir ülke, değişik insanlar, bizimkilere hiç benzemeyen adetler. Söylediklerimi unutmadın değil mi? Nasıl unuturum, en az 10 kere söyledim. Söyler misin, evlenmemiz için bu gerçekten şart? Eğer çevrenle uyum sağlamak ve onlar tarafından dışlanmamak istiyorsan, evet. Yoksa ben de zor durumda kalabilirim. Eşhedü en la... Eşhedü en la... İlahe illallah... İlahe illallah... Ve eşhedü enne... Ve eşhedü enne... Muhammeden... Muhammeden... Abduhu ve Resulü... Abduhu ve Resulü... Aç kollarını Türkiye, biz geliyoruz. Şu saçma dizilerden ne anlıyorsunuz bilmem ki. Akşam geçmek üzere. Kıldınız mı? Az kaldı, bitiyor zaten. Evet, bana ne kadar genç göründüğünü söylemiştin. Ben kıldım baba. Önemli bir şey değildir, muhakkak geçici bir şeydir. Aferin kızım. Anlık çizgini arayabilirsin. FNB'de patronumdur. Bununla da tatmin olmaktan Laura Pestik'i ara. Sen ne zaman kıldın Ayşe? Şey, abdestim vardı. Ezan okununca hemen kıldım. Sen de bir doktora görün. Al, sen de
Merhaba küçük hanım. Abi. Abim geldi, yaşasın. Maşallah. Abicim. Büyümüş. Oo, koskocaman adam olmuşsun sen ya. Ne sandın ya? Tabii büyüdüm. Baba. Hoş geldin oğlum. Özlemişim. Sizlere o kadar özledim ki. İnanın sırf sizleri görebilmek için hiç uyumadan, sırf yemek molası vererek iki gün bir gecede gelebildik. Hay Allah, size misafirimizi tanıştırmayı unuttum. Siz tanışmışsınız bile. Gel seni babamla tanıştırayım. Babam. Hoş geldin. Ben dışarı çıkıyorum. Ama daha yeni gelmişti. Baba, hani söz vermiştin, beni de götürecektin. Evladım, ne bağırıp duruyorsun öyle? Aa, bavullar. Hayırdır inşallah. Oğlum, Metin'im. Anne. Canım. Anneciğim, sana Hatice'yi tanıştırayım. Hoş geldin kızım. Çok yaşa. Aa, niye ayakta kaldınız? Otursanıza. Geç şöyle. Ah. Ayşe, kızım, hadi git yemeği ısıt. Hı-hı. Abinler yoldan geldi, acıkmışlardı. Olur anne. Hadi yavrum. Günaydın Ayşe. Günaydın Hatice yenge. Erken kalkmışsın. Biraz dinlenseydin. Bu kadar dinlenmek yeter. Bugün yapacak çok işimiz var. Bir Hollandalı olarak Türkçeyi çok güzel konuşuyorsun yenge. Abimden mi öğrendin? Ben aslında Danimarkalıyım. Babamın işi sebebiyle Hollanda'ya yerleştik. Rotterdam Üniversitesi'nde okurken ihtisasımı Türk çocukları üzerine yapmak isteyince 2 yıl Türkçe kurslarına devam ettim. Yine de pek iyi konuşamıyorum. Olur mu? Türkiye'de bile senin kadar güzel konuşamayan binlerce insan var. Bunları sana getirmiştim. Kabul eder misin? Çok teşekkür ederim yenge. Bu da senin. Metin başını örttüğünü söylemişti. Teşekkür ederim. Nedense yoğurdun suyu hep bize kalıyor. Yıllarca uğraşıp didinip seni okuttuk. Kaymak tutasın diye seni Avrupa'ya, ihtisasa gönderdik. Sense oralarda sulanıp geri geldin. Dinini bilen Müslüman biriyle evlendiğini görmek bizim hakkımız değil miydi? Ama sen bunu bizden esirgeyip Hanne diye birini başımıza getirdin. Baba, o Müslüman oldu. İsmin de artık Hanne falan değil, Hatice. Hatice Matice. Onlar gerçekten Müslüman olur mu sanıyorsun? Dökme suyla değirmen dönmez. Onların Müslümanlığı evlenebilmek için adam kandırmaktan başka bir şey değil. Öyle deyip de günaha girme bey. Belki gerçekten Müslüman olmuştur. Aman hanım. Kuşçuoğlu Tevfik'in başına gelenleri sen de biliyorsun. Almanya'da evlendiği kadın sözde Müslüman olmuştu. Meğer kızını da alıp gizli gizli kiliseye gidiyormuş. Bereket Tevfik zamanında işin farkına vardı da kadını boşayıp memleketine geri gönderdi. Yavaş konuş biraz. Gelin kalktı galiba, bizi duyabilir. Gelinmiş. Ne çabuk da kabulleniverdin. Hadi Sedat, geç kalıyoruz. Peki abla. Maşallah, ne güzel olmuşsun böyle. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Güle güle Sedat. Güle güle kızım. Allah zihin açıklığı versin. Güle güle. Dikkatli olun. Güle güle canım.
Ben Hatice'ye bakayım. İşlemlere başlamadan önce amcamlara da uğrayacağız. Geç kalmayalım. Bak evladım, bugün müftülüğe uğrayın da babanın içi rahat etsin. Aman anne. Hatice Hollanda'da Müslüman oldu. Tekrar müftülüğe gitmeye ne lüzum var? Evladım, hoca Müslüman olduğuna dair eline bir kağıt falan verdi mi bari? Aman anne. Allah Allah. Niye kızdı ki? Babama söyleyeceğim. Hep böyle yapıyoruz. Bundan sonra okula yalnız gitmek istiyorsan söyle. Kolay gelsin amca. Vay vay vay. Beyimiz Hollandalardan gelmiş de bize bir telefon bile etmemiş. Kusura bakma amca. Kendi derdimize düştük. Sizleri arayamadık. Olsun canım. Senin için daha mühim. Bir Hristiyan'ı Müslüman yapmak kolay mı? Sevaba giriyorsun. Yahu yeğen, bizim gevurcamız zayıftır. Şimdi gelinimizle Tarzanca mı anlaşacağız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Umarım Türkçem sizinle anlaşmak için yeterlidir. Maşallah maşallah, gelinimiz buraya hazırlıklı gelmiş. İsmim Hatice. Memnun oldum. Niye böyle ayakta bekleşip duruyoruz? Otobüs buraya uğramaz. Siz şöyle geçin bir yerlere çöküverin, ben de çay söyleyeyim. Kusura bakmayın, bizim handa çaydan başka bir şey yoktur. Ahmet, bize 3 çay, misafir için olacak. Misafir için demezsek bulaşık suyu gibi çay getiriyorlar burada. anlat bakalım. Düğün ne zaman? Bugün evrakları tamamlayıp müracaat edeceğiz. Artık ne zamana gün verirlerse. Şimdi fazla bekletmiyorlar. Hemen gün veriyorlar. Nevin de müstakbel gelinimizi merak ediyordu. İnşallah bize de bir gün uğrarsınız. İnşallah. Hele şu işleri bir yoluna koyalım da. Hayırlı olsun Nurettin Bey. Oğlun Hollandalı bir gelin getirmiş. Aman be Hilmi Usta. Bunun nesi hayırlı? Evlenmek için göstermelik Müslüman edip getirmiş. Bizimkiler daha mı iyi sanki? İsmine bakıyorsun Ayşe Fatma. Kendine bakıyorsun Avrupalı'dan farkı yok. Yetiştirmeye bağlı Hilmi Usta, yetiştirmeye. Buradakiler hiç olmazsa ezan sesiyle büyümüşler. Sen bizim kızı göreceksin. Maşallah 5 vakit namazını hiç kaçırmaz. Ramazanı eksiksiz tutar. Duyduğuma göre senin kızı da evlendiriyormuşsun. Damat dindar biri mi bari? Damat bizim Metin'in okul arkadaşı. Kendi mesleği var. Babası inşaat işiyle meşgul. İyi bir aile. Aman Nurettin Efendi. Bunlar mühim işler. Dikkatli ol. Bana sorarsan aileyi bir daha araştır sor. Kıza yazık olmasın. Sen merak etme İlmi Usta. Ben kızıma güveniyorum. Damadın eksiği olsa bile onu yola getirir evvelallah. O zaman hayırlı olsun diyelim Nurettin Efendi. Ne
Ne kadar güzel değil mi? Bize de çok yakışır. Böyle bir elbise giysek evdekiler şok olurdu herhalde. Evet. Ama evlendikten sonra istediğimi giyebileceğim. Hatice yengemle bir olup babam ve annemi çatlatacağız. Macidan, biliyorsunuz Engin'le Metin okuldan arkadaşlar. Hani hayırlı işleri fazla bekletmek doğru olmaz diye bir söz var. Yapmışken çifte düğün yapsak nasıl olur acaba? Bilmem ki. Hem Ayşe'nin okulu daha bitmedi. Canım, Ayşe bu yıl liseyi bitiriyor. Şunun şurasına tatile de fazla bir şey kalmadı. Ya Ayşe üniversiteye gideceğim derse? Abim anlayışlı biridir. Ayşe yengem yeter ki okumak istesin. Mutlaka izin verir. Meral kızım, ne diyelim? Hayırlısı inşallah. Bakalım babasıyla abisi ne diyecekler bu işe. Bir akşam bize buyurun da hem gelinimizi görelim, hem de şu nikah işine ailece bir karar verelim. Macide teyze, siz de kapatın. Annem kahve falından iyi anlar. Ben öyle şeylere inanmam kızım. Doğru çıktığını da şimdiye kadar hiç görmedim. Bakmaktan bakmaya fark vardır. Anlayan biri halinizi fincandan şıp diye okur. Rahmetli babam fal baktırmak günahtır derdi. Siz Meral kızımınkine bakın. Engin de nereden buldu bu tutucu aileyi bilmem ki. Merak etme anne. Hele Avrupalı gelin eve bir yerleşsin, bak onları nasıl modernleştirir. Keşke Engin de Danimarkalı bir gelin buluverseydi. Merhaba. Oo, kayınço, hoş geldin. Böyle laflardan hoşlanmam bilirsin. Ne yani, yalan mı? Yenge nerede? Eve bıraktım. İstanbul'un karmaşasına henüz alışamadı zavallı. Patrona senden bahsettim. Bir tanışalım dedi. Bakarsın seni de bu bölüme aldırırız. Senin yanında çalışacağımı mı zannediyorsun? Niye olmasın? Akraba olacağız ya. Hadi gel içeri geçelim. Keman sesine bayılıyorum doğrusu. Baba, misafirlere acısan da bu akşam şu gıygıy müziğiyle kafamızı şişirmesen olmaz mı? Arabesk çalıp da Avrupalı gelinimize rezil mi olalım? Eminim o da bu tür müzikten hoşlanıyordur. Baksana, Hatice yengem kendini oyunun havasına kaptırmış. Senin jestinden haberi bile yok. Olmaz, yerdeki kağıdı değiştiremezsin anne. Aman Meral, ben atmadım. Şimdi de vazgeçtim. O zaman ben de değiştiririm. Olmaz, senin elin geçti. Bak bu son olsun anne. Bir dahaki sefere oyunu bırakırım. Aa Meral, uzatma. Üf, tamam anne. Şekerim, lütfen dikkatli oyna. Ne kadar bekleyeceğiz. Hadi kızlar. Hadi bakalım. Bu kadar oyun yeter. Biraz da dans edelim. Daha oyunumuz bitmedi ki hayatım. Bütün gün oyun oynayacak değilsiniz ya, hadi. Gel, gel, hadi. Sen Hollanda'da bu oyunu iyice unutmuşsun be kayınço. Üzülme abi, biraz dans edince açılırsın. Gel abi. Hmm,
Abimle yengem geldi galiba. Dur, bozma sakın. Ne haber delikanlı? Merhaba anne, nasılsın? Sağ ol, iyiyim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu? Hallettiniz mi? Her şey tamam anne. 15 gün sonra çifte düğünümüz olacak. Aa, o kadar çabuk mu? Daha bir sürü hazırlık yapmamız lazım. Bak, bunları sana getirdim. Çok teşekkür ederim Hatice yenge. Beğendin mi abi? Ne bileyim, çok güzel. Prensesler gibi olmuşsun. Anne, canım. Hatice yengeme de bir tane dikersin. Değil mi anne? Dikerim tabii. Artık o da benim kızım sayılır. Gelinliğimi nasıl buldun yenge? Annem sana da dikecek. Şimdi ben Müslüman olarak camideki nikahta da bu kıyafetimi giyeceğim. Biz nikah camide değil, salonda yaparız Hatice yenge. Gelinler de bu kıyafeti giyer. Siz benimle alay mı ediyorsunuz? Ne oldu kızım? Beğenmedinse başka model de dikerim. Ne olduğunu sormam gerekiyor mu? Sizin dininizin hiç kendine has kuralları yok mu? Geldiğimden beri bir aya yakın zaman geçti. Giyiminiz, adetleriniz, gezmeniz, eğlenmenizin bizimkinden farklı yanını göremedim. Ben Müslüman oldum ama hiçbiriniz bana İslamiyet konusunda tek kelime bile öğretmediniz. Yavaş yavaş kendimi boşlukta hissetmeye başlıyorum. O kadar acele etme Hatice. Her şeyin bir zamanı var. Hele şu karmaşa bir bitsin, evimize taşınalım. Her şeyi öğrenmek için bol bol zamanın olacak. Beyaz gelinlik bizde evlenecek genç kızların saflık ve mutluluk ifadesidir Hatice. Buna rağmen seni zorlamak istemem. Bana eski dinimi hatırlatacak her şeyden uzak durmak istiyorum. Lütfen bana bu konuda yardımcı ol Metin. Peki. İstediğin kıyafeti giyebilirsin. Ben bizimkileri ikna ederim. Sağ ol. Bugün Engin'le kiralık daire baktık. Galiba yeni evimizde onlarla komşu olacağız. Çok iyi. Ve son haber. İstersen ay başından itibaren Meral'in çalıştığı şirkette işe başlayabilirsin. Hı hı. Eğer adamı çok beğeniyorsan burada gezin dolaşın eğlenin. Onunla evlenmek için niye acele ediyorsun anlamadım. Abla, Müslüman bir ülkeye gideceksin. Onların hiçbir şeyi bize benzemez. Yabancılık hissedersin, uyum sağlayamazsın. Hanalore, biz seni iyi bir Katolik olarak yetiştirdik. Dini sana uymayan biriyle evlenirsen çok zorluk çekersin, pişman olursun. Ben Metin'le konuştum ve Müslüman olmaya karar verdim anne. Sevgili anneciğim, size ancak bugün yazacak vakit bulabildim. Metin'le İstanbul'a geldikten sonra evlilik işlemlerine başladık.
Merhaba, hoş geldiniz. Kızın başını örtmeyecek misin? Hoca efendi dua okuyacak. Nasıl örteyim baba? Görmüyor musun? Canım şu süslere 2 dakika çıkarıver. Yine takarsın. Pes. Daha Çamlıca'ya gideceğiz baba. Saçımı bozamam. Hemen mesele etme Nurettin Bey. Ben şimdi hallederim. Gördünüz mü? Ne kadar yakışmışlar değil mi? Buyur kızım. Sen de ört. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akibetü lil muttakin. Çok büyük hata ettim Hilmi Usta, çok. Kahvaltı hazır. Hemen geliyorum.
Çay açık olsun. Yine midem tuttu. Hap vereyim mi? İstemem. Bugün bitirilmesi gereken iki projem var. Onun sıkıntısındandır. Engin yardımcı olmuyor mu? Ara sıra oluyor. Onun da işi başından aşkın. Desene patron, ikinizi de koşturup duruyor. Bizde de öyle. Sahi sormayı unuttum. Yeni işine alışabildin mi? Meral'in yardımıyla hiç yabancılık çekmedim diyebilirim. Zaten tercüme benim için zor bir iş değil ki. Doğru. Biri ana dilin, diğeri kocanın dili. Ayşe kalkmadı mı? Biraz rahatsız. Günaydın Ayşe. Günaydın yenge, hoş geldin. Bugün işe gitmedin mi? Dün fazla mesai yaptığım için bugün öğleye kadar izinliyim. Sen içkiye mi başladın? Ben değil Engin. Sabahları bir duble içmeden işe gitmez. Zihin açıyormuş. Önceden de içer miydi? Öncesini bilmem. Ama evlendiğimiz günden beri içiyor. Çok kötü. Sen iyi misin? Niye sordun? Biraz durgun görünüyorsun da. İyiyim, iyiyim. Eyvah, bizim dizi başlamış. Başını kaçırdım. Rahibe Katerina'yı çağırabilir miyim? Onu gidip çağırın Sacramento. Tabii. Size kanıt göstereceğiz. Elbette. Göstereceğiz size. Kızım, inanacağın dini seçmek senin en tabii hakkın. Buna sadece kendin karar verebilirsin. Ama unutma ki insan elbise değiştirir gibi din değiştiremez. Eğer sen bu kararını, girmek istediğin dinin kurallarını, mantığını, ibadet şekillerini öğrenip verseydin, buna sadece saygı duyardım. Ama senin durumun bilmediğin bir kuyuya atlamakla eş anlamlı. Lütfen bu kararını yeniden düşün ki sonradan pişman olmayasın. Bence din duygusu evrenseldir Aziz Peder. Hristiyanlıkta bulduğum huzuru yeni dinimde bulmamam için bir sebep var mı? Bu soruna en iyi cevap dünya ülkelerine bir göz atmandır kızım.
Niye bütün ileri ülkeler Hristiyan? Neden geri kalmış ülkelerin çoğu Müslüman? Bu durum sana bir şey ifade etmiyor mu? Bu sorunuza ancak Müslüman ülkelerden birini tanıdığım zaman cevap verebilirim Aziz Peder. Buyurun efendim. Beni mi çağırmıştınız acaba? Evet rahibe Catalina, size bazı sorular sormamız gerekiyor. Rahibe Catalina, bize gözlemlerinizi söyleyin. Sizce Maria Ricciardi ve rahibe Beatrice iyi anlaşıyorlar mı? Evet, çok iyi anlaşıyorlar. Çok güzel. Şimdi başka bir soru soruyorum. Birlikte olmadıkları zamanda... Ayşe, sizde hiç dini kitap yok mu? Olmaz olur mu yenge? Alttaki rafa bakıver. Sizce rahibe Catalina, rahibe Beatrice ve öğrenci Maria... rahibe ve öğrenci bu ilişkisinden çok... Evet. Çok daha... yani ileri... çok daha... ne efendim? Çok daha... Buyurun. Hazır Herr Schneider. Elbette. İsterseniz hemen getireyim. Tamam, hemen oraya geliyorum. Peki. Dikkatli ol. Patron bu sabah çok sinirliydi. Gönderilen bazı numuneler postada kaybolmuş mu ne? Herkesin siniri kendine. Yoksa postacıya benzer bir halim mi var? Kendisi şu anda toplantıdalar efendim. Tabii, çıkar çıkmaz notunuzu ileteceğim. İyi günler. Olur mu Herr Ahmet? Biz hem telefon etti hem mektup gönderdi. Onlar hiç ilgilenmedi. Sonra bize soruyor ne oldu bu? İstediğiniz evrakları getirdim Herr Schneider. İşte buradadır fotokopisi. Siz bununla ilgilenecek lütfen Herr Keskin. Tamam. Siz işe yeni başladınız galiba. 2 hafta oluyor efendim. Frau Soylu çok çalışkan, başarılı. Ben onu çok beğeniyorum. Herr Ahmet Keskin sizin bölüme müdür oluyor. Tatil yaptı, şimdi başlıyor. Merhaba, aramıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim, isminizi duymuştum. Firmanın kokteyli saat 8'de, unutma. Unutmam, daha vakit var. Metin, iftitah tekbiri ne demek? Ne ne demek? İftitah tekbiri. Bilmem, hiç duymadım. Peki günde 5 vakit namaz kılmak şart mı? 2 veya 3 vakit kılınsa da olur mu? Miraç'ta peygamberimize öyle emredildiği için biz de o emre uyuyoruz. Miraç ne demek? Bu kitapta öyle bir şey yazmıyor. Miraç peygamberimizin Kudüs'teki mescitten göğe çıkışı demektir. Peygamberimiz gerçekten göğe mi çıkmış? Yani İsa'nın göğe yükselişi gibi mi? Lütfen Hatice. Lütfen beni de anlamaya çalış Hatice. Bu projenin yarın akşama yetişmesi lazım. Ama bunların hiçbiri bu kitapta yazmıyor. Yarın sana vaktim olursa doğru düz bir kitap alırım. Bu konularda belki Ayşe sana yardımcı olabilir. Rüyamda sarhoş dolaşıyoruz sanacak. Kendi evimizde şöyle 2 kadeh içemeyecek miyiz? Evlenmeden önce içki içtiğinden niye bahsetmedin bana? Sordun mu ki?
Dün Mela firmasına gönderdiğimiz mektubu dosyadan bulup bir kopyasını bana getirir misin? Tabii efendim. Tamam. Ahmet Bey affedersiniz. Bu saatte de mektup istenir mi yani? Sağ olun. Çok çalışana çok iş. Diğeri bitince başlarsın. Teklif mektuplarından bahsediyorsanız masanın üstünde duruyor. Aferin. Bu kadar hızlı çalışma kız. Bizi işimizden edeceksin. O zaman ya hızını arttır ya da beni kızdırmamaya bak. Hadi kızlar toparlanın. Saat 5 oldu. Bilmiyorduk. İyi ki söyledin. Allah rızası için bir sadaka. Allah rızası için şu fakire bir sadaka. Olur hanımlar beyler. Allah rızası için bir sadaka. Hoş geç bey. Allah rızası için kızım. Hadi Hatice. Allah hadi Hatice çabuk ol. Sadaka. Siz yürüyün Allah ben size yetişirim. Allah rızası için bir sadaka. Al kızım. Allah senden razı olsun kızım. Allah her şeyi gönlüne göre versin. Allah tuttuğunu altın etsin evladım. Allah rızası için bir sadaka. Fakir. Affedersiniz, bir şey sorabilir miyim? Elbette, buyurun. Dini kitaplar bölümünüz ne tarafta acaba? Dini kitaplar bölümü mü? Evet, İslamiyet'le ilgili kitap almak istiyorum da. Hangi bölümde bulabilirim? Burası modern bir semttir efendim. O tür yayınlar burada satılmaz. Yani sizde hiç dini kitap bulunmaz mı? Söyledim ya hanımefendi. Buradaki insanlar o tür kitap almadıkları için biz de getirtmeyiz. Garip şey. Kusura bakmayın, yardımcı olamadım. İleriki kitapçılarda bulabilir miyim acaba? Maalesef. Siz en iyisi Beyazıt'a gidin. Orada istediğiniz dini kitabı bulabilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler. Güle güle efendim. Allah Allah. Ne söylenip duruyorsun? Önce otobüse binmesini öğren. Hem suçlu hem güçlüsünüz. Beni itip öne geçen sizsiniz. Başındaki örtüye bakmadan bana nizam intizam mı öğretmeye kalkıyorsun? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? He? Hadi kardeşim çabuk olun. Beyefendi müsaade etseniz de binsek. Rica ederim buyurun. Lütfen komplimanı bırakın da binin. Nezaketinizi az önce gördük. Buyurun siz de binin. Teşekkür ederim. Buyurun.
Bana bir şey öğretmiyor. Hristiyanken hiç olmazsa dinimi bilir, kiliseye gider, haftada bir de olsa ibadetimi yapardım. Şimdi ise hiçbir şeyden haberim yok. Her şeyi kendim öğrenemem ki. Şimdiye kadar seninle rahat konuşma imkanımız hiç olmadı ki yenge. Ne istiyorsan söyle anlatayım. Her şeyi öğrenmek istiyorum, her şeyi. Bunları da en kısa zamanda okuyacağım. Onları kendi başına anlayamazsın ki yenge. Zaten anlasam bile hepsini yapmam mümkün değil. Hem senden bir şey yapmanı isteyen yok ki. Müslümanlığı bizim kadar yaşa yeter. Nasıl olsa abimle evlendin, mutlusun. Öyle değil mi? Niye öyle bakıyorsun ki? Yenge? Ben niye Müslüman oldum ki? Sadece abinle evlenmek için mi? Benim kendi dinim çok mu kötüydü sanki? Niye? Niye? Bizim dinimiz iyidir Hatice. Bizimki en son din. En iyisi. İstersen sana anlatabilirim. Ben bu işi kıvıramayacağım galiba Metin. Kusura bakma. Biliyorum. İşlerin yoğunluğundan dolayı seninle fazla ilgilenemedim.
Ama hiç kimse hemen her şeyi öğrenemez ki Hatice. Zamana karşı yarışmamak gerek. Artık olay yavaş yavaş zamana karşı yarışmanın da ötesine geçmek üzere Metin. Meğer din bizler farkında olmasak bile iç dünyamızı rahatlatan, bize huzur veren bir duyguymuş. Ben bunun yeni yeni farkına varıyorum. Ve neredeyse din değiştirme kararımı bile sorgulayacak hale geldim. Ne demek istiyorsun hayatım? Yoksa yaptığından pişman mısın? Sen din değiştirmenin ne demek olduğunu bilemezsin Metin. Bu insanın benliğini allak bullak eden, iç dünyasını baştan sona değiştiren çok zor bir karar. Bugüne kadar içimdeki ses hayatımın en doğru kararını verdiğimi söylüyordu. Ama artık ya bilinçli bir Müslüman olmak ya da eski dinime dönmek arasında bir karar vermek zorundayım. Yoksa bunalıma gireceğim. Bunu hissediyorum. Böyle söyleme Hatice. Bizim dinimiz dostluk ve barış dinidir. İnsanların huzur bulduğu en son, en mükemmel dindir. Sakın kendini kapıp koyverme. Bütün bildiğiniz bu zaten. En son din, en mükemmel din. Ayşe de arkamdan bizim dinimiz iyidir diye bağırıyordu. Sen, Ayşe, diğerleri. Hepiniz kulaktan dolma bilgilerle hareket eden peşin fikirli insanlarsınız. Bugüne kadar 5 dakika oturup İslamiyet nasıl bir dindir diye düşündüğünüzden, açıp 2 sayfa kitap okuduğunuzdan bile şüpheliyim. Peki bağırıp kalp kırmak senin dini inancına uyuyor mu? Bizler senin için kötü örnek olabiliriz. Ama söz veriyorum yeni dinini öğrenmen için sana elimden gelen her türlü yardım yapacağım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Elhamdü lillahi rabbil alemin rahman errahmanirrahim maliki yevmiddin iyyake nabudu ve iyyake nestaîn. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu Allahu ehad. Allahu samet. Lem yelid. Ve lem yulid. Ve lem yulid. Ve lem yekün lehü küfü ve nehad. Sadakallahu lazim. Aferin Hatice. Namaz surelerini tahminimden daha kısa sürede ezberledin. Namaz kılmak için bu şart mı? Namaz için değil ama abdest için şart. İnsanın vücudunda oje gibi altına su geçirmeyen bir tabaka varsa ne gusül ne namaz abdesti kabul olur. Benim yaptığım hareketleri tekrarlarsın. Hangi sureleri okuyacağını biliyorsun değil mi? Evet. Artık esnaf ahlakı diye bir şey kalmadı İlmi Usta. Geçen gün yeni açılan bir firmadan çivi alayım dedim. 2 vuruşta hepsinin başı sapır sapır döküldü. Müşterilere rezil oldum. Üstelik firma satın...